Valeria zengin ailesiyle beraber Moskova'da yaşıyordu ve ailesinin ilk ve tek göz ağrısıydı. Ailesi onu Harvard Üniversitesi'nde okutmuş, ona ev tutmuş ve mezun olduğunda da ona Rusya Bankası'nda bir iş ayarlamıştı. Bu kadının hayatı oldukça lükstü ve lüks arabalar kullanıyordu. Arkadaşlarıyla gece kulüplerine gidiyordu ve hiçbir sıkıntısı yoktu ama yine de pek mutlu değildi. Her şeye rağmen Valeria'nın yakın bir arkadaşı yoktu. Hayatına giren tüm erkekler onunla yalnızca parası için birlikte olmuştu ve eninde sonunda onu aldatmışlardı. Gerçek aşkı hiç tadamamıştı. Bunların da etkisiyle Valeria yalnız kalmak ve tüm kötü arkadaşlarını hayatından çıkarmak istiyordu. 30 yaşındaki Valeria yine benzer bir iş gezisine çıktığında lüks bir otelde bir oda tutmuştu. Her akşam kaldığı otelin yanındaki sakin yeşilliğe gidiyor ve kafasını dinliyordu. Bir akşam Valeria yine aynı yerdeyken cılız genç bir adam onun yanına oturdu. Adam önce gülümseyerek ona selam verdi ve adını sordu. Valeria ilk başta görünüşünden fakir olduğu anlaşıldığı için bu adamla ilgilenmemeyi tercih etmişti. Ama insanlara karşı kaba olmayı da hiç sevmediğinden gülümsemiş ve o da adama selam vermişti. Ardından Valeria adama adını sordu ve adam da adının Nikita olduğunu ve sokakta seyyar satıcılık yaparken oldukça yorulduğunu söyledi. Genç kadın Nikita'nın her ne kadar seyyar satıcı da olsa oldukça efendi birisi olduğuna karar vermişti. Nikita ile konuşmak hoşuna gitmişti ve adamın komikliklerine gülmekten kendini alamıyordu. Valeria tam otel odasına geri dönecekken çok şaşırdı. Adam aniden ona çıkma teklif etmişti ama Valeria o anda adama bir cevap vermeden direkt odasına gitti. Ertesi gün Valeria uyanıp odasının penceresinden dışarı baktı ve Nikita'yı dün bıraktığı bankta otururken gördü. Bu durum genç kadını çok şaşırtmıştı ve ardından Nikita ile çıkmayı kabul etti. Nikita ona her gün gittiği yeşilliği gezdirdi. Oradaki bitkilerin öyküsünü ve doğanın güzelliklerini anlattı. Valeria nihayet anlaşabildiği, kendine uygun bir arkadaş bulmuştu. Valeria otelden ayrılıp Moskova'ya döneceği gün bu delikanlıya telefon numarasını verdi ve gelebilirse doğum gününe gelmesini istedi. Ardından Nikita, Valeria'nın doğum gününün sabahında onu aradı ve doğum gününü ilk kutlayan kişi oldu ve gelemeyeceği için de ondan çok özür diledi. Bu durum Valeria'yı çok duygulandırmıştı. Genç kadının gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Telefonu kapamadan önce Nikita, Valeria'dan camdan dışarıya bakmasını istedi. Bahçede bir buket çiçek vardı ve çiçeklerin ilerisinde de doğum gününün asıl sürprizi olarak Nikita duruyordu. Valeria dışarı çıkınca Nikita dizlerinin üzerine çöktü ve yüzüğü çıkarıp Valeria'ya evlenme teklifi etti. Valeria henüz ona cevabını söylemeden adam yüzüğü kazandığı parayla aldığını ve aslında bir gün hırsızlar tarafından soyulana kadar oldukça zengin bir hayat sürmüş olduğunu söyledi. Ama hırsızlar tarafından soyulduktan sonra hayatı tepetaklak olmuş ve zavallı adam kendini seyyar satıcı olarak bulmuş. Ardından da Valeria Nikita'nın evlenme teklifini kabul etti ve ona sarılıp sevinç gözyaşları döktü. Bu çift şu an evli ve 6 yaşında ikizleri var. İsimleri Desta ve Til. Nikita hayatını tekrar rayına sokmuş ve şimdi elektrik mühendisi olmak için yeniden eğitim alıyor. Emmy ve Vicky'nin tanışma hikayesi ve birbirlerine olan aşkları kesinlikle muhteşem, öyle değil mi? İlk görüşte aşkın mümkün olduğunu tüm dünyaya kanıtlıyorlar. Aynı zamanda çiftin hikayesi aşk söz konusu olduğunda maddiyatın bir anda önemsiz hale geldiğini gösteriyor.